Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, yeni bir Galakest'ten hepinize merhabalar. Bugün aslında üzüntülü çıkacağımızı düşünüyordum ben ama Evet. şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle aslında gayet hiçbir şey olmamış gibi. Hani boş bir hafta geçirmişiz gibi bir hafta oldu açıkçası. Tabii konuşacağımız çok konu var. Öncelikle Kerem hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Yani beklediğimiz bir sonuç değildi Galatasaray Karagümrük. İstersen hızlıca başlayalım. Yani hani herkes rahat geçer diyordu Galatasaray'a. Belki o kadar rahat maç olmayacaktı Karagümrük'ün kalitesi. İşte Borini, Cagne 17'şer gol atmışlardı. 18'er oldular. Aynen öyle. Maç iyi de başladı aslında. Kerem'in golü hemen maç başı. Taraftar da çok iyiydi o dakikalarda. Mükemmel bir taraftar desteği de var. Sonra bir anda hiç beklenmedik şekilde 1-1, 2-1, 3-1. Bir anda ne oluyor dedi herkes. Sonra 3-3 oldu maç. Öyle de bitti. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Valla şöyle maçın hikayesi birkaç şey yazdı aslında. Birincisi Icardi'nin tabii ki olmayışı ve onun yerine Zaniolo tercihi. Sonrasında neden Zaniolo'nun 11 başladığı ve Gomis'le ilgili konuya da ufakça bir değineceğiz ama Zaniolo'nun 11 başlaması maçın kaderine önemli bir etki yaptı. Dediğin gibi iyi bir gol bulduk ve golden sonra gerçekten hani tribünler de gayet iyiydi. Bugün hani beraberlik yani 3-1'den dönmesinde de takımın hatta belki 4-3 olabilme ihtimali de vardı Icardi eğer penaltıyı birazcık daha ciddi atsaydı. Bunun çok önemli bir kısmında taraftar desteği ve taraftarın etkisinin olduğunu da düşünüyorum ben. İşte rakibimizdeki taraftarın durumuyla bizimkinin arasında dağlar kadar fark var. 1-0'dan sonra gerçekten o tribünün etkisiyle ve yani taraftarlar şampiyonluk havasına tam anlamıyla girmişti. Takım da öyle. Biraz böyle coşkuluyduk. Ama yani kötü goller yedik. Yediğimiz goller, pozisyon vermeden yenilen goller. Aslında bir organize olunmayan goller. Yani tabii ki bir top kaybını rakibi zorlamak da bir organizasyondur ama çok fazla pozisyon vermedi yine Galatasaray. Buna rağmen bireysel hatalar, işte Muslera'nın hataları var. Nelson Cagne'nin karşısında çok fazla ezildi. Hava toplarında özellikle. Evet. Yani Karagümrük de buna çalışmış. Pirlo buna çalışmış. Borini doğru noktalarda bulundu ve özellikle işte attığı ilk golde çok iyi bir koşu yaptı. Sonrasında yani ilk gol işte Cagne'nin ya Cagne'ye atılan bir top var. Hani ona pas diyemezsiniz top. Bir şekilde Cagne'ye muazzam bir pas oldu. Yani isteyerek atılamayacak şekilde Cagne'nin önüne geldi. Bir ufak eleştiri belki Muslera'ya gelebilir. Nereye vuracağı çok belli bir pozisyon. Ters ayakla vuruyor. Cagne oldukça düzgün bir vuruş yapmış olsa da Ama Muslera'nın çok güzel yere kurtarmasını gidiyor top ya. çok güzel yer. Yani aşırı da köşeye gitmiyor. Muslera kalitesinde bir kalecinin topun nereye gideceğini de tahmin ederek biraz erken hamle yapmasını bekleyebilirdim ben. İkinci golde tabii ki net bir hata var. Lobyanize'ye atılan pas. Aslında Üçüncü golde sonrası de da konuşulması lazım ama oradan en sonunda çok basit kaçırıyor. Yani basit kesinlikle, kaçırıyor demeyeyim kesinlikle. ama hani Yani kontrolünü doğru tam yapmıyor. kör noktasından Borini çok iyi bir koşu yapıyor. Anlıyorum. Ama bu kadar hamlesiz ve bu kadar sabit kalırsanız Borini o koşuyu çok daha rahat yapar. Nelson'un da bir hamle yapması gerekiyordu. O hamleyi yapsaydı o pozisyon gol olmayabilirdi. Ki Haklısın. Nelson'un yaptığı iş yani o hamleler. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum sana. Üçüncü golde de işte direkten dönen top Borini'nin önüne sekiyor. Muslera işte kontrpiyede kalıyor Sacha Boy'un kafasından gelen topa. Gerçekten hani talihsizlikler var gollerde. Goller öyle işte Galatasaray baskı yedi değil. Galatasaray zaten çok kolay baskı yiyen bir takım değil. Baskı yemiyor ama geçişlerde zaman zaman geçiş savunmasında sorun yaşayabilen bir takım olabiliyor Galatasaray. Bu maç o da değildi yani. Bu maçta golleri getiren faktör o da değildi. O açıdan çok böyle şevk kırıcı bir 3-1 oldu. Ki 3-1'den önce maçı 2-0 yapabilecek iki tane Zaniolo pozisyonu var. İşte bir tane Evet. penaltı pozisyonu var. Hani Zaniolo'nun atmasını bekleyeceğiniz pozisyonlar bunlar. Zaniolo yerine orada Icardi olsaydı muhtemelen bir tanesi gol olsa maç 2-0'a geçse farklı bir senaryo Muhtemelen. yazabilirsiniz. Yani Galatasaray'ın attığı gole ve işte oradaki girdiği pozisyonlarda yine önemli bir nokta var bence. Sergio Oliveira'nın iki pozisyonunda da net şekilde ceza sahası için attığı koşular var. İlk Mükemmel. golde Kerem'in arka direkte boş kalmasını sağlayan şey Sergio Oliveira'nın koşusu. Rivera. Kesinlikle. Yani bir tane daha net pozisyonumuz var. İşte Sergio Oliveira'nın işte böyle iki kere üç kere aynı pozisyonda atak tacizi dediğimiz bir pozisyon var. Yine Sergio Oliveira pası başlatan ara pasını verdikten sonra ceza sahası içine koşu yapıp topa dokunan oyuncu da oluyor aynı zamanda. Bunlar değinmek istediğim notlar. Yani sonrasında hani
bu maçta dediğim gibi Nelson ve şey biraz bizi dezavantajlı duruma soktu ve devreye 3-1 girdik. İşte ikinci yarı yani bir reaksiyon verdik. Icardi'nin kaçan penaltısı, ilk yarı penaltıda attığımız gol, yanlış söyledim, 3-2 ile girdik içeri ilk penaltımız. Yani evet, penaltı pozisyonlarında istersen biraz maçı konuştuktan sonra tartışabiliriz. Sonra ikinci penaltı pozisyonunda işte Icardi'nin kaçırdığı penaltı birazcık sıkıntıya soktu bizi. Biraz yani o anda yapılmaması gereken bir vuruştu bence o. Yani hem Panenka hem köşeye çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü yani köşeye net bir vuruş yaptığınız zaman kaleci köşeyi bilse bile o net vuruşun sayesinde köşeye net giden iyi bir vuruş size golü getirebilir. Panenka'yı da ortaya yaptığınız zaman kaleci atladığında Panenka size avantaj sağlar. Köşeye Panenka yani köşeyi tutturmuş kalecinin kurtarmamasına imkan yok. Veya kaleci ayakta kaldıysa kurtarmamasına imkan yok. Birden fazla riski barındırıyor. O yüzden çok yani sadece bu kritik anda öyle bir vuruşun denenmesi değil. Denenen vuruşun da tekniği veya işte risk düzeyi çok yüksek. Çok mantıklı bir vuruş değildi açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Sonrasında yani Galatasaray'dan ikinci yarı çok daha iyi bir baskı beklerdim ben. Topu oldukça ayağında tuttu. Ama organizasyon yönünden biraz zayıf kaldı. Tabii Karagümrük burada doğal olarak rahat bir şekilde ceza sahası önüne kapandı. Galatasaray'ın zaten önemli bir sorunu bu. Ama çok da sıkıştı da diyemem. Yine iyi kötü pozisyonlar buldu Galatasaray. Bir güzel nokta. Sacha Boey'un maçı bir gol bir asistle bitirmesi. Sonunda da Sacha Boey'a golü attı ama maalesef hani galibiyetin geldiği bir maçta olsaydı bu çok daha bizim için sevindirici, akılda kalıcı olurdu. Peki veya keşke galibiyet golü olsaydı. Eğer Icardi atsaydı belki galibiyet golü de olabilirdi o. Yani üzüldüm gerçekten ama yani 3-1 geriye düştüğünüz bir maçta böyle talihsizliklerle maçı 1 puanla kapatıyor olmak bile çok kıymetli. Yani bunu Konya Spor maçında gördük. Maç berabereyken fazla riskler alıp orta sahayı fazlasıyla boşaltıp sanki ölüm kalım maçıymış gibi o seriyi bitirtmemek çok önemli. Yani şampiyonluk yarışından daha önemliymiş gibi bir tavır sergiledik o maçta. Okan Hoca'nın da biraz bu konuda hata yaptığını düşünüyorum. Bir puan oldukça iyi. Yani kesinlikle. Puan farkının eğer Fenerbahçe yenseydi puan farkının 3'e düşmesiyle 4'e düşmesi arasında çok önemli bir fark var. Size bir maç daha fazla takılma imkanı sağlıyor. Bu çok kritik. Yani şu an puan farkı 6. Eğer biz o Konya'dan bir puan daha alsaydık puan farkı 7 olacaktı ve bu bize bir maç daha takılma şansı sağlayabilirdi. Onu söyleyecek. Çok kritik şeyler bunlar. Şampiyonluk yarışında hani alınan riskler ve sonuçları açısından bence bu eğer Fenerbahçe kazansaydı dahi kabul edilebilir bir beraberlik olurdu. Çok yani geri dönüşü sağlıyorsun, taraftar desteğini alıyorsun, oyuncular birazcık belki gereğinden fazla rahatlamış veya bu maçı daha rahat gören oyuncular biraz daha kendine geliyor. Derbi öncesi bu maçla ilgili en önemli sıkıntı bence Buffett'in bir Gomis meselesiydi. İstersen ufakça yavaşça ona geçelim. Senin onu bir konuşmadan önce maçla ilgili ben iki nokta söyleyeceğim. Birincisi ben şey bekledim ikinci yarının başında. Adekugbe ya, çok büyük hatalar yapmadı maçta bence. Hani tamam oradan geldiler ama böyle hani net yani çok kötü, aşırı kötü diyemeyeceğim ama hücum da çok aksadı bu maç. Yani orada bir bek şeyini bekledim ben. Sürekli bindirsin. Hani Boey tarzı olmasa da Boey sürekli bildiriyor. En azından onun yarısı kadar falan. Nelson da bu kadar kötüyken acaba ikinci yarının başında Nelson Kaan değişikliği yapıp zaten yenik durumdasın. Nelson da kötü. Hani yerli kuralından dolayı ben Kaan diyorum bu arada. Çünkü o an başka çareniz yok. Sol beke de Dibua ile başlasa acaba bir şeyler daha erken değişir miydi diye düşünmüyor değilim. Bu benim fikrim. Tabii ki yani Dubois'un hem tekniği hem hücum katkısı daha fazla bir şey sağlayabilirdi ama orada da muhtemelen yani Kaan Ayhan'ın Konyaspor maçındaki performansını, Başakşehir maçındaki performansını hatırlıyorum ben. Yani Konya'da fena değildi aslında ya. Başakşehir'de evet kötüydü, katılıyorum da. Konya'da Başakşehir maçında bayağı kötüydü. Konya'da evet. Yani kabul edilebilirdi de bence yine vasattı. Nelson'un kontra savunmasındaki o takımın en güvenilir oyuncusu olması bence çünkü yani 3-1'de biraz riskler alarak saldırdığınızda, hücum ettiğinizde geride bırakılabilecek boşlukları muhtemelen düşünmüş olabilir Nelson'un
Yani bir de çok hani bir, nasıl derler? Çok fazla dokunmamak lazım bence maç içerisinde büyük bir sakatlık şey olmadığı sürece o, en azından. Yok hani ben o çaresizlikten dolayı. Çünkü yerli başka koyamıyorsun. Hani düşün. Ya şöyle olsaydı eğer mesela ya ben hani çok denenmiyor ama bu sene bir maçta denendi sadece Adana Demirspor maçında. Mertens'e en ucu atmak. Ya ben mesela Zaniolo'nun ikinci yarı çıkartmazdım Zaniolo'yu. Arkaya Zaniolo, kim alacaktın? Ya şöyle olabilirdi mesela. Yerli oyuncu olarak Yunus'u sahaya atıp Kanada veya 10 numaraya. Rashid'i daha sonradan 10 numaraya attı hocada. Rashid'i son dönemlerde çok fazla 10 numara deneniyor. Aynen. Mesela Yunus'u sahanın içine atıp Mertens'i en ucu atıp o şekilde bir hani bir yerliye gideceksem Nelson yerine bence Zaniolo çıkabilirdi. Çıkmalıydı da hatta. Bence ikinci yarının başında Icardi girse o bile etki ederdi ki bence girdikten sonra Icardi etkisizdi yani. Onu da söylemem lazım. Pozisyon bulamadı. Zaniolo ile ilgili şunu söyleyeceğim. Biz programlarımızda aslında seninle yine haklı çıktık. Şöyle biz Zaniolo ilk geldiğinde ne kadar büyük oyuncu olduğunu bahsettik ama hani ilk oynadığı maçtan itibaren de hazır olmadığını, iyi durumda olmadığını, 11'e katkı sağlayamayacağını söyledik zaten seninle. Tabii yani hani bu maç ya bir iki maç performansıyla ya bu oyuncu çöp diyenlere çok karşıyım zaten. Hani balon falan benzetilmesi yapılıyor ya. Biz zaten burada hani hazır olmadığını, iyi olmadığını söyledik. Bu maçta da hani Icardi'nin iyisi kadar katkı veremedi bence. Aynen öyle. O yüzden çok o konuyu da konuşmaya gerek yok bence, hani Zaniolo iyiydi, kötüydü. O yüzden bence Zaniolo ile bağlantılı, sen biraz önce bahsettin. Kısaca Gomis olayına geçelim. Benim burada en baştan beri ben hani bugün söylemiyorum bunu. Ben 1,5 yıl önce de söyledim bunu geçtiğimiz sezon devralarız. Ben Fatih Hoca, yani hani bu adamın aklı yok mu Fatih Hoca'nın da forvetsiz kalmak uğruna Gomis'i neden elden çıkarsın o dönem ki? Hani Gomis'in Gomis olduğu dönemdi. Yani bu sıkıntılar yaşanabilecek potansiyele sahip o olaydan dolayı düşünüyorum. Ama bir taraftan da hani tamam Gomis bunu yaptı diye şu anki olayda suçlu suçsuz bilmiyorum. Ona bir şey demiyorum ama çok yüklenmenin de bir mantığı yok. Bence doğru olan yapıldı. Futbolcular da Okan Hoca ile konuşmuş. Kaptanlar. Kerem burada mesela beklemediğim bir şekilde hani o liderlik örneği göstermiş. Muslera ile birlikte gitmiş Okan Hoca'nın yanına. Evet. Oyuncular da istemiş. Bence Fenerbahçe kazansaydı çok daha büyük kaosa dönebilirdi diye düşünüyorum bu konu ama çok güzel üstü kapatıldı şimdilik. Ha sezon sonu ne olur? Gomis muhtemelen kalmaz. Ama tamam. İlginç bir olay oldu. Beklemediğim bir olay oldu. Okan Hoca da gayet samimi bir şekilde açıkladı saklamadan. Bilmiyorum ne düşünüyorsun bu olay hakkında? Kısaca bir yorumunu alayım. Ya evet, işler farklı olsaydı ki hatta bugün bir mağlubiyet de olabilirdi. Çevirdik sonuçta maçı. Ya çok daha büyük bir kriz oluşabilirdi ve hani şampiyonluk yolundasın. Oyuncuların çok kariyerli oyuncular ve içeride bir şey istiyorlar. Rahatlık istiyorlar. Okan Hoca o rahatlığı veriyor. Hani bu rahatlık biraz tabiri caizse enseye tokata mı dönüştü diye ben bir endişelendim. Yani Gomis'in zaten yaptığı büyük saygısızlık. Hani anlıyorum. Saygısızlık. Yani çocuk çıkmış, çocuğun suçu ne? O yani oynayacak yani. Oynamayayım mı diyecek çocuk. Aynen öyle. Yani Barış da kötü bir performans sergilemedi açıkçası o maçta. Ki 3. gol mü, 2. gol mü o duvar olmuştu. Seninle konuşmuş muyduk evet, o konuda? Evet. Yani daha ne yapsın bu çocuk? Sinan abi, Sinan Yılmaz Sports Digital'de çok güzel bir şey söyledi. Gomis olsa o taç çizgisini oraya gitmezdi zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani gidebilecek durumda değil. O yüzden elinden geldiği kadar merkezde pozisyon oluyor. Ha bu maç özellikle ilk golü bulduktan sonra merkezde Zaniolo yerine orada Gomis olsa o sırtını dayayarak bile orada neler yapardı. Çünkü yani biliyoruz Karagümrük savunması hani Baniye fena bir oyuncu değil ama Karagümrük geri hattı yani eğer zaten iyi olsaydı Karagümrük bu gol sayılarıyla şampiyonluğa oynayabilecek kadar puan toplardı. Çok gol yiyen bir takım Karagümrük. Biri evet. Attıktan sonra girilen pozisyonlar veya işte 3-1'de takım savunmasında geride işte ceza sahası içinde net bir santraforunuz olsa Gomis gibi çok daha farklı olabilirdi. Gomis açıkçası orada bizi yarı yolda bıraktı ve bu yani Okan Hoca'nın bunu açıklamasında ben doğru olduğunu düşünüyorum. Gomis geri adım attı. Takım arkadaşları bence Gomis'in fazlasıyla yani bence biraz ben burada biraz Muslera'nın da bu konularda
arabuluculuk yapıyor, iyi, hoş. Ama biraz hani Okan Buruk'a karşı cephe almak gibi olabiliyor. Çünkü ilk başlarda daha yönetim kararını açıklamadan, belki hocayla konuşmadan Gomis'in yaptığı açıklamaya takım arkadaşlarından beğeniler geldi ve herkes şey düşündü. Ya Okan Buruk, yani Okan Buruk'un değil de Gomis'in arkasında mı duruyor takım gerçekten diye düşündüm ben. Bu bana birazcık yanlış geldi. Ama iş tatlıya bağlanmasına sebep olduktan sonra bu endişelerim yersiz olduğunu anladım. Yani Gomis'in kalan maçlara ne kadar katkı vereceği ayrı bir konu. Takım içerisinde huzursuzluk, işte taraf tutma, ya kardeşim Gomis haklıydı, Gomis'e yanlış yapıldı gibi böyle insanların aklında kalan bir soru işaretinin olmasındansa böyle bitmesi çok daha sağlıklı oldu. Yani biz şampiyonluk yolunda Riera Melo kavgasını yaşamıştık takımız. Onu söyledim. Bu Gomis meselesi bizim için biraz eften püften kalıyor açıkçası. Ama yine de güzel yönetildi. Okan Hoca da ne ipleri kopartacak kadar ağır şeyler söyledi, ne böyle muallakta bırakan, ya kimin hiç içinde anlattı adam ya. Evet, yani açık şekilde söyledi ama çok yüklenmedi. Okan Hoca zaten bence söylemler konusunda çok başarılı bir teknik direktör. Oyuncuyu eleştirirken dahi, hani buna psikolojide bir sandviç tekniği derler. İşte iyi bir şey söylersin, kötü bir şey söylersin. Sonra tekrar iyi bir şey söylediğinde o aradaki kötü şey, olumsuz eleştiri, olumsuz durum aslında çok kötü gözükmez ve kabul edilebilir olur herkesin nezdinde. Okan Hoca bunu çok iyi uyguluyor. Bu krizde atlatılmış oldu. Umarım, yani Icardi de ikinci devre oynadı. Yani Gomis'e çok fazla ihtiyaç olmadan bu sezonu şampiyonlukla bitiririz diye ümit ediyorum. Çünkü yani çok güven olan sırtınızı dayayamayacağınızı da göstermiş oldu Gomis karakteriyle. Şeyden bahsettim, Melo-Riera kavgasından. Şimdi Beşiktaş derbisine geçerken, evet. O da Beşiktaş derbisi öncesiydi, hatırlar mısın? Süper finalin ilk maçında. Ya Melo Riera çürük gözle çıkmıştı. Evet. Ve golden sonra birbirleriyle ya Melo'nun, evet, golünden sonra Riera ona sarılmıştı falan. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o maç ertelenmişti bir yağmur yağışından dolayı. Hı-hı. Bir gün sonra mı, iki gün sonra mı yapılmıştı hatırlarsın? Lig maçı, evet, mıydı? Süper final diye hatırlıyorum. Süper final maçı, evet. İlk gün Aydın'ın attığı gol, yağmurdan ötürü ertelendi. Yine bir Beşiktaş maçı öncesi böyle bir kriz. Ya derbi önemli derbi. Belki de kazanırsa Galatasaray artık hiçbir şeye bakmadan tamam, hani şampi yazılabilecek bir maç, öyle bir maç. Ama tabii Vodafone Park'ta da bir kazanamama süreci var Galatasaray. 8 yıl mı? 9 yıl mı? Evet. Ben şöyle pas atacağım sana. Ben maçın kilit noktasını Galatasaray sağ kanadı ve Beşiktaş'ın sol kanadı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray sağ kanadından şöyle, Cenk abi solda oynuyor ama tamam goller falan atıyor da biz bunu Mert abiyle de Kartalkes'te çok konuştuk. Evet. Savunma katkısı, savunma düzenini bozması çok kötü Cenk'in. Yani Raşitsa ve Sasha Boey'in güncel formları düşünüldüğünde Galatasaray oradan çok avantajlı. Ama bir de diğer taraf var. İşte Cenk de abi kaçırınca atıyor bu adam. Yani fırsat gelince atıyor, bilmiyorum. Bence maçın kilit noktası orada diyeyim. Sözü sana bırakayım, ne bekliyorsun derbiden? Ya kesinlikle katılıyorum. Doğru bir noktaya parmak bastın. Bizim Raşitsa ve Boya ile işte oraya yaklaşan orta saha oyuncularıyla iyi işlediğimiz bir yer orası. Ki yani bu, yani attığımız ilk gol mesela güzel organize bir goldü. Ona değindik. Sasha Boya Raşitsa'nın ne kadar iyi bir pas attığını, yani oradaki o koşulları Raşitsa iyi değerlendiriyor ve Sasha Boya ceza sahası içine iyi sarkıyor. Şimdi Masuaku'yu oynadığı zaman, oynarsa eğer, tek başına bu iki oyuncu karşısında bırakırsan, merkezden oraya bir destek gelmezse, ki ben hani Şenol Güneş'in oraya biraz Getson'u yakın tutarak savunmayı biraz Getson sayesinde oraya kaydırabileceğini düşünüyorum. Ama bu sefer de ortada üstünlük kurmaz, evet, mıyız? Mert'ten aynen sorayım. Öyle. Ortada işte yani Galatasaray'ın orayı iyi ayarlaması lazım kesinlikle. Ben de tam onu söyleyecektim. Çünkü Galatasaray'ın merkezi de çok güçlü. Yani Mertens'in ne kadar iyi yarattığını Alanya maçında da gördük. Bu maçta da bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani bu maç çok iyi değildi tabii ki. Ama ya yani Mertens'in kalitesini biliyoruz. İki tane şutu var yine. Çok, evet, tehlikeli yerlerden, zayıf. Evet. Ve hani Mertens sakatlıktan döndüğü, yani Mertens duran top kullanarak ve çok iyi duran toplar kullanarak sakatlanmadan önce gitmişti. Döndüğünden beri Mertens duran topları kullanmıyor. Bunun sebebi Mertens hala sakatlığının etkisini tam olarak yani atlatamamış durumda. O da var. Kerem de var ama. Kerem de iyi kullanıyor. Kerem de güzel kullanıyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Hani Kerem'in bu süreçte sazı eline alması gerekiyor. Kerem aldı götürdü. Belki hani dediğin gibi şu an Mertens o denli sorun yaşamıyor olabilir.
Ama ilk duran topları bırakmasının sebebi buydu. Yani hala belki çok etkili hissetmiyor kendini. Şiddet açısından, sağlık açısından. Ama buna rağmen Alanya maçında yaptıklarını gördük. Yani merkezi eğer Sergio Oliveira'nın işte bir önceki Beşiktaş maçında oynadığı gibi Sergio Oliveira'nın ağırlık koyduğu bir maç olursa iyi, Galatasaray adına büyük avantaj olur. Bu merkez hakimiyeti. Yani Şenol Can'ın çıkacağı 11'e bağlı biraz ama yani son durumunu bilmiyorum. Amir ne durumda? Oynayabilecek mi? Oynayacak sanırım mı? Oynayacak Amir ya. Amir, Jetson, Salih çıkacaklar muhtemelen orta saha. İleride de Redmond, Abubakar, Cenk. Bir Gezal, evet, Gezal yok. Yani merkez üstünlüğü Galatasaray sağlayabilirse çok avantaj sağlar ama yani Getson'un bir önceki Beşiktaş maçında yaptığını gördük. İşte geçmişte de konuşmuştuk bunu. Yani Ndiaye tipi, işte hatta Kayseri Spor maçında da böyle bir tehlike olabilirdi. Bernard Mensah gibi. Dribblingle orta sahadan Delebilen, aynen öyle. Delebilen oyuncuların varlığı Galatasaray'ın Torreira'yı öne gönderip geriyi Sergio Oliveira'yla kompanse etmeye çalıştığı o baskı oyununu birazcık boşa çıkaran ve zorlayabilen bir oyun. Çünkü yani Sergio Oliveira alan kapatabiliyor ama ikili mücadeleyle Getson tipi, Ndiaye tipi bir oyuncuyu savunabilmesi çok zor. Yani yanına yaklaştırmadan bile geçip gidiyorlar Getson gibi, Ndiaye gibi oyuncular. Aynen. O yüzden o bir risk oluşturabilir. Abubakar her zaman çok tehlikeli bir oyuncudur. Çok öngörülemez bir oyuncudur. Yani geçen hafta attığı golde yani ceza sahası içinin çok rahat dribling yapabilen bir oyuncu Abubakar. Bu çok büyük bir avantaj aslında. Hani ben geçtiğimiz haftada formsuz bir Nelson vardı. Ben iyi bir Nelson bekliyorum bu maçta. Çok daha odaklı bir Nelson ve takım olarak çok daha odaklı bir maç bekliyorum. Zor olacak. Kesinlikle zor olacak ama Galatasaray bu sene büyük maçları hep iyi oynadı. Yani bu maçta yani puan kaybettiğimizde işte Beşiktaş maçındaki olası bir beraberlik ihtimali bizi çok iyi devam ettirdi sezonun kalanında diye düşünüyordum. O hakkımız elimizden alındı diye düşünüyordum ama Fenerbahçe'nin de berabere kalması bize Beşiktaş maçında alınabilecek bir beraberlik lüksünü sağlıyor. Hatta yenilgi lüksünü de sağlıyor da hani beraberlik çok iyi olur. Hani bu maça 6 puan farkla gideriz diyordum hafta başında. Hiçbir maç oynanmadan daha. Karagümrük'e yenilince orada bir dağıldı. Berabere bitince bir dağıldım. Sonra işte Fenerbahçe İstanbulspor sonucu da istediğimiz gibi olunca yine 6 puanla gidiyoruz. Yani beklediğimiz bir şey. Ben şunu söyleyeceğim, Fenerbahçe Sivas maçı da çok önemli. Yani ya, tabii ki. Sivas da form tutuyor. Benim Sivas'ı yakından takip ettiğimi biliyorsun. Biliyorum. İyi form, iki maçları da iyi oynuyor. Gradel eski formuna döndü, birkaç ceza almıştı üst üste Avrupa'da, ligde bir dönem sakatlığı vardı Yatabare'nin, o döndü tekrar. Yani o dengeleri tekrar oturtturdu, takım hazır. Eksik de yok diye biliyorum ana parçadan. O yüzden ben de muhtemelen statta olacağım bu arada Sivas-Fenerbahçe maçında. Yani Sivas-Fenerbahçe maçında bu derbiyi çok etkileyeceğini düşünüyorum. Sivas kazanırsa Galatasaray çok rahat çıkar bu maç. Hani bence çok güzel de olur tabii. Hiçbir şey düşünmez, hiç gerginlik olmaz. Ama işte Fenerbahçe kazanırsa bir gergin çıkabilir Galatasaray maçı. Aynen öyle ve hani işin diğer tarafı var. İşler Galatasaray için tamamen iyi giderse puan farkını bu haftadan sonra 9'a çıkartıp artık şampiyonluk yarışını tamamen bitirebilir. Yani çünkü Fenerbahçe ne kadar kırılgan olduğunu İstanbul maçında da gördük. Ya bu maçlardan sonra, bu haftadan sonra puan farkı 9 olursa o yarış hani matematiksel olarak değil ama mental olarak biter. Zaten 5 maç mı kalıyor? Evet. Bizim 5, evet. Fener'in 4 diye biliyorum ben. Fener 4 oynayacak, biz 5. Aynen öyle. İçinden biri öyle. Derbi. Yani hani 9 puan olsa 5 beraberlik şansım var Galatasaray'ın iç yenilmede. Evet. Ya şu an hani matematik olarak gördüğüm bir haberi iletiyor oluyorum. Galatasaray 4 beraberlik, 2 galibiyetle şampiyon olabiliyor. Yani böyle bir lüksü var Galatasaray'ın. Büyük avantaj. Hani 3 evet. Beraberlik yerine bir mağlubiyet de verilebilir. Bilmiyorum, Galatasaray şu an avantajlı. Tabii Beşiktaş gelebilir mi derbi galibiyetinden sonra? Ya o çok kritik. O çok kritik. Hani olası bir Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra Beşiktaş, yani şampiyonluk hedefi Beşiktaş'ın gerçekçi değil açıkçası. Hani
düşünebilirler bu maçtan sonra olacak şeylerle ilgili. Hem Fenerbahçe kaybederse hem Beşiktaş kazanırsa onlar da belli bir avantaj sağlıyorlar. Sonuçta liderle arandaki puan farkını 3 puan azaltmak çok önemli bir şey. Ama yani Beşiktaş için en gerçekçi şey de şu an ikincilik. Ve bu haftadan sonra ikincilik var. İçin en avantajlı takım da olabilirler. Evet, yani bilmiyorum. Derbiyle zirveyi karıştıracak hem Sivas maçı hem derbi maçı. Diyelim, eğer eklemek istediğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım programımızı. Yok, teşekkür ederim. Ümit ediyorum mutlu bir şekilde. Hani bu hafta kötünün iyisi, hani tabii ki puan farkını da açabilirdik aslında böyle düşündüğümüzde. Belki yarışı bu haftadan mental olarak biraz kopartabilirdik. Ama kötünün iyisi gayet kabul edilebilir bir şekilde 6 puanla derbiye giderek bitiriyoruz. Ümit ediyorum. Derbi yayınından sonra da mutlu oluruz. Evet. İnşallah diyelim. Kerem, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel program oldu. Yine keyifli. Daha da yapmak isterim de dakikayı kısıtlamamız lazım. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Bizim daha ileriye gitmemiz için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve bize katılıp katılmadığınız noktalarda yorumlara da yazarsanız çok mutlu oluruz. Herkese iyi günler. Eğer bize katılıyorsanız katıl butonumuz aktif. Onu da unuttum, evet. Katıl butonuna da basabilirsiniz. Çok şey istedik yine. Teşekkür ederiz izleyicilerimize. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.